Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karadut kış için nasıl saklayabileceğinizi paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için karadutları kavanozlara dolduruyorum. Ben dutları dalından topladığım için yıkamadım. Eğer marketten alırsanız yıkayın, biraz süzün. Biraz süzdükten sonra kavanozlara hafif bastıra bastıra, sallaya sallaya dolduralım. Çok fazla da bastırmayın, dutlar ezilmesin. Ama sıkı olacak şekilde dolduralım. Ben 7 tane 500 ml'lik kavanozlardan doldurdum. Yeni kapak kullanıyorum. Mutlaka yeni kapak kullanın. Kapakları öncesinde iyice yıkadım. Kapakları kapattım. Tencereye su alalım. Hiçbir işlem uygulamıyorum. Sadece dutları kavanozlara doldurdum. Öncesinde haşlamadım. İçine şeker, su ilave etmedim. Kavanozlara doldurdum. Tencereye alalım. Tenceredeki su fazla geldi. Bir kısmını boşaltıyorum. Bir kısmını boşalttıktan sonra diğer kavanozu da koydum. Evinizdeki en büyük tencereyi kullanın. Kapağını kapatalım. Ocağı açalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladı. Bu aşamada taşmalar olabilir. Taşmaması için kapağını yarım kapatabilirsiniz. Veya suyunu biraz daha az koyabilirsiniz. Toplamda 45 dakika kaynatalım. Bu şekilde 45 dakika kaynattım. 45 dakika kaynatalım. Mutlaka iyice kaynasın. Sıcak sıcak kavanozları suyun içinden alalım. Kapakları iyice sıkıştıralım. Ters çevirelim. Bu şekilde bir gece bekletelim. Kapaklarını mutlaka iyice sıkalım ve ters çevirelim. Bu şekilde bir gece bekletelim. Güneş görmeyen serin bir yerde uzun süre saklayabilirsiniz. Eğer isterseniz buzdolabında da saklayabilirsiniz. Ama buzdolabında yeriniz yoksa güneş görmeyen serin bir yerde de muhafaza edebilirsiniz. Ben diğerlerini de kaynattım. Hepsini ters çevirip koydum. Bir gece beklettim. Ertesi günü kapakları kontrol ediyorum. Kapaklar içine çökmüş mü? Herhangi bir akma sızıntı var mı? Kontrol edelim. Kapaklar çok güzel içine çökmüş. Çok güzel vakumlanmışlar. Artık istediğiniz yere kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp İsterseniz kompostosunu, isterseniz şerbetini, isterseniz hoşafını yapabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.